Assalomu alaykum, xayrli kech oqshom aziz muxlislar, 8 ta vasl muxlis ko'rsatuvini qadrli insonlari. Bugun oqshom sizlarning faizli xonadoningiz yana mehmonimiz va dasturimizning mehmoni esa sizni sevimli ijodkoringiz, Xorazm estradasi yorqin yulduzli ijodkori Navro'z Sobirov. Xush kelibsiz. Rahmat, xabarim bor, assalomu alaykum. Shu kuzatuv va taklif qilganlaringizdan xursandmiz. Salomat bo'ling. Albatta, muxlislar sizni bu ko'rsatuvga yana takror taklif qilganidan biz xursandmiz, chunki suhbat ko'proq siz bilan osonroq kechadi. Va biz dasturimizni endi sizga sog'lig-omonlik, ijodingizga omad tilagan holatda boshlaymiz. Biz aynan birinchi ko'rsatuvimizda siz bilan suhbatlashganmiz va dasturni an'anaviy savollardan o'tganmiz. Birinchi savolimiz bu ustozlar to'g'risida edi. Va ana shu ustozlaringiz to'g'risida oldingi ko'rsatuvda gapirgansiz va ana shu insonlarni, ana shu ustozlarni nima uchun tanlaganingizni endilikda aytib o'tsangiz, ularni qaysi bir jihatlari sizga ko'proq ma'qul bo'lganu siz ana shu ustozni o'zingizga ustoz deb tanlagansiz. Endi o'zim san'atchilar oilasidan tug'ilgandan keyin o'zim og'alarim ustozlik qilgan. Yosh vaqtda shularni qo'shiqni eshitib, shularga bir o'xshashga havas qilganmiz. Shuning uchun shularni tanlayapmiz. Sog' bo'ling. Endi shu o'rinda shunday bir fikr tug'ilib qoldiki, siz yoshli paytingizda futbolga ko'proq qiziqqan ekansiz, futbolchi bo'lishni niyat qilgan ekansiz, keyin san'atkor bo'lib ketgansiz. Bu burilish qanday bo'lgan, kim sababdan bo'lgan? Futbol hozir ham o'ynab turaman. Hobbim futbol o'ynash o'zi. San'atkorchilik o'zi futbol o'ynab yurgan vaqtimdan endi mingida bir aradik. Yurak yerimizda qo'shiq aytib, boshqa aytib. Shu men ustozim bor. Sabiyevlarni kattasi, Vohiston. Shu inson meharma borasan, o'zim seni ta'limon deb. Mana bir 2 oy ichida bir qo'shiq aytadigan odam aylantirdi. O'zi bir undan qo'shiq aytib ko'rmayapman. Endi yurak yerimda ozgina mingirdab natib yuradigan bir katta sahnalarga qo'lni o'shab chiqqan inson shu inson bo'ladi. Demak, bu o'sha paytdagi ming'ir-ming'irlar bugungi kunda juda ham bir hit taronalarga aylanib, xalqni ko'nglidan joy olib bormoqda. Va bu yog'iga ham shunday ijodiy parvozlar sizga talab qolamiz. Endi amakivachchangiz mana sizdan oldinroq chiqqan Ulug'bek Sobirov haqida men to'xtalmoqchiman. Uni ham ustoz deb bilasizmi? Eshitishimizcha ko'rgan bo'lishimiz ham kerak. Ko'rganmiz ham. Uni yonlarida ham to'y hashamlarga borib yurgansiz. Ko'p narsa o'rganganman. Ustozimni o'g'li yonida qo'shib yuboradi, men ham bor. Men o'rganasan, bulardan ham ko'p narsa o'rganasan, to'ydan to'ylashib turishni, to'y o'tkazishlarni nimalarni o'rganasan deb yonida yuboradi. Ular bilan ham bir 2-3 oy yurganman yonimda. Ko'p narsa o'rganganman. Mana 3-4 yil oldin ham dasturimizda mehmon bo'lgansiz. Unda umuman tanqidiy savollar bo'lmagan edi. Bugungi dasturimiz anchagina tanqidiy savollarimiz bor, ya'ni muxlislardan kelgan. Bu demoqchimanki, ana shu 3-4 yil ichida anchagina pulla poyalarni bosib yuqoriga ko'tarilib olgansiz, chunki tanqid bu kelajak mevasi deyishadi. Shunday bir tanqid borki, Xorazm san'atkorlari ichida eng ko'p tanqidga uchrayotgan san'atkor bugungi kunda Navro'z Sobirov. Ularni qandaydir qiliqlari, ba'zi qo'shiqlarda bachkanaliklar paydo bo'lyapti degan fikrlar bo'lyapti. So'nish kerak. Ba'zi san'atkor masalan, boshqalar haqida gaplamayman, haqida gaplagan bo'lsalar, men xalq og'zindaman, xalq yodimdaman. So'naman. Ammo shu tanqid atavarsinlar. Men shu yana o'z bilgan yo'limdan tabi muxlislarim yoqadi, mani istiqlam boshqasi shu yo'limda ketaveraman. Rahmat tanqidlar uchun. Muxlislaringiz sog'omon bo'lsinlar. Biz aynan mana shu e'lon berganimizda Navro'z Sobirov dastur mehmoni deya e'lon berganimizda ko'plagan muxlislaringiz aynan shaxsan menga telefon qilib bog'lanishdi va sog'li omonliklarni, ijodiy parvozlarni tilab qo'yishdi, omonat qilib men sizga yetkazyapman mana. Aynan dasturda qatnashish istagida bo'lgan muxlislaringiz ham bo'ldi, lekin ularning vaqti bilan bizning vaqtimiz to'g'ri kelmadi. Ularga ham alohida rahmat aytamiz.
Va yana savollarimiz davom qildiradigan bo'lsak, aynan hozir mana yuqorida bergan savolga aynan qarama-qarshiroq desek, bola qilmagan bo'lamiz. Negadir bugungi kunda Navro'z Sobirov ancha bosliq qilib qolgan degandek, ya'ni oldingi to'ylardagi sho'xliklari ko'rinmaydi. Deyilayotgan, balki ana shu yuqorida bachkana qiliqlari degan so'zlar o'zingizga ham eshitilganingiz uchun balki bugungi kunda mana shu bir qiliqlaringizni, ya'ni ular noananaviy qiliqlar deyotgan harakatlarni to'xtatganmisiz? Yo'q, yo'q. To'xtatganimiz yo'q, shu bir xil. Hali nech ko'rsa hozir ham shundan. Endi o'zim bir ikki videolarimni ko'rib, kanchiklarni to'g'ilaman bo'lsa mumkin bir ikki masalan. O'zimga yoqmaydigan bir mimikalarni ala bo'lsa, o'zimga yarashmabdi shu deb, balki o'zgartirgan bo'lishim mumkin, lekin avval nechchi bo'lsak hozir ham shu to'ylarni qizdirishga harakat qilamiz. Va musiqa bo'lgandan keyin o'ynamay turib bo'lmaydi baribir. Shu avvalgidek biz. Sensiz yuragimni derdi tuzalmayacak. Sed etmegendim karama kayrılıp, lal bulup kalaman dilimden ayrılıp. Gözlerim gözünden gözün üzelmeyecek. Sensiz yuragimni derdi tuzalmayacak. Sed etmegendim karama kayrılıp, lal bulup kalaman dilimden ayrılıp. Nedeyim hoşraysan aldın aklımı İbi ey vay ey, İbi ey vay ey Bir merte gülüşüne verin canımı İbi ey vay ey, İbi ey vay ey Nedeyim hoşraysan aldın aklımı İbi ey vay ey, İbi ibi ey vay ey Bir merte gülüşüne verin canımı Nedeyim hoşraysan aldın aklımı
lay 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 bir marta gülüşüne verim canım lay 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 ne dayan hoş raysan aldın aklımı lay 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 bir marta gülüşüne verim canım ibiye ayvay ibiye ayvay Ne dayan hoş raysan aldın aklımı İbi ey vay ey, ibi ey vay ey Bir merte güneşine verin canımı İbi ey vay ey, ibi ey vay ey Ne dayan hoş raysan aldın aklımı İbi ey vay ey, ibi ibi ey vay ey Bir merte güneşine verin canımı Aynan shu o'rinda eslamasdan iloj yo'q. Marhum Murodbek akamiz o'tingizni va rahmatiga olgan bo'lsin. Aynan shunday savol kelganki, oldinlari bu o'z muxlislaringiz, yaqin muxlislaringiz, sizning ijodingizni, sizni yaxshi qiziqadi degan muxlislaringiz bo'lganki, marhum dadangiz ko'proq ijodingiz bilan shug'ullanardi, har bir narsani o'zi ko'rib chiqib, har bir so'zlarni tanlab, kuylarni tanlardilar. Bugungi kunda yaqinlaringiz orasida ijodingizga kim ko'proq qiziqyapti va kim ko'proq bugungi kunda tahlil qilyapti, ijodingizni kuzatyapti, kim qilyapti? Endi shu akam yonimda postoyanniy yonimda yurar edi, ammo ko'p narsani o'rgatib ketdi. Shu o'rgatgan narsalarni izimdan Bizlar ham ergashib kelyapmiz. Hozir endi bir o'zim qolib ketganim yo'q yonimda. Bolla bor, Abbosbek bor, ukamiz bor birga. Shoirlar bilan, nalar bilan birga borsak ham birga borib, bu qo'shni eshitib ko'r, ikkimiz maslahatlashib, bosh qatib. Og'am bor. Endi Toshkentda o'qishda, endi baribir bizlar bilan qiziqib turadi, baribir telefon urib. Fikr olsa fikrini aytadı. Hazırca şunun şu ekemmi biz etçek işini bizlere önce etip verdi. Şunca iş etip verdi bizlere indi. Bir anda kudak alasa üzerimiz durup indi. Şu yokluğunu bildirmeyin. Kudak alasa harekete tutmaz. Navruz, icadingizde bana indi başlayan paytingizde kub Türk koşullarını koçurmak ilgensiz ve ana şu koşullardan ko'p muxlislaringizni topgansiz. Mana shu muxlislaringiz bugun siz bilan yuqorida ta'kidlaganimizdek ham nafas bo'lib kelmoqdilar. Bu savolni anig'i shundayki, ana shu turk qo'shiqlarini ko'p ko'chirma qilganingiz uchun turk ijodkorlari, turk qo'shiqchilari, san'atkorlari sizni ustingizdan arz qilib sudga chaqirgan ekan. Yo'q, uning gap bo'lmadi. Endi Turkiya bir ikki marta borib keldim, Instagramda ko'rgan boshlarim uchun shu uchun shuni gap chiqdi deb o'ylayman. Birinchisida dam olmoqqa ketdik. Dam olib keldim 2014 yilda. Yaqinda bir yil bordim. Konsertga bordim. Konsertga o'tirib keldim. Bir dona Sardor Toshdan edi. Masalan, men qurib Sayda Taşdanmaz başka Türk koşturan koşu aitken ama ula mesela ben dağını miydim. Dağıma ne ki şefsi ota verişim mümkün. Sayda Taş üzerine ver dağın üçlerde oturan vaktimde saytana koyu vergen. Özbekistan'dan bana koşularımı seyip işledi on. Adamla barakken de bana bir klipomu koyu vergen. Şundan ben Ulu Beyt'den koyu vergen. Mesela Danyan'dan koyu vergen. Üçümüzü koyu vergen bir videosu var. Məsələn, yaman anlatmaz, yaxşı gəp bilən qoyu bərəyən. Xursan xalətdir. Bələ, mən Üzbekistan'dan işlədə kəllər, şimdi xursan boldum da, qoyğanını biləmə. Yaman bu, heç qaçan üstəngizdən ərz düşməsin. Biz təkrar sizə amətlər diləyirəmiz. Kəlin əndə, mənə bu yıl Türkiyəgə konsert gə bardım dediyiz. Özgəcə həyəcan bu gən bu səkərək. Çünki, ustaz digən insanınızını vətənəgə barıb, o'zingiz ana shularda qo'shiqlaridan kuylab muxlislaringizni topgan bir yurtga vatanga borib konsert qo'ydingiz. Hayajon qanday bo'ldi? Xursandchiliklar, umuman ana shunday bir taassurotlar qanday bo'ldi?
Acayip, acayip. Türkiye birinci konsert demedi. Birinci konsert. Heyecan boldu elbette. Sanatçılar için de bir başka devletten bir teklif çözse bu sanatçıların yutuku beraber. Şunu insanı isteyip başka kılıp çakırıp dursalar. Ben özde Türkmenistanlı muhlisle aldırdı. Bir anda konsertten bir 90% adam Türkmenistanlı muhlislerdi. Ve bir iki Türk baradı, Özbeklerden baradı. O demen, şu Türkmenistanlılar bizden çünkü çok yakışık görürken ben bunu düzden bir kursant buldum. Bir hayrette bir şok bop kaldım. Hem de Türkmen yanımdakiler. Onlar benim dostlaşıp, başka bulup. Sırayla ötürüp geldik. Uzunuzda Xorazmlik söyleyen bu sekerek. Şimdi bir 5% baradı Xorazmlılar. Türkmenistanlı muhlisler köpede. Xorazmlik muhlislerinizi adaşmasam. Son zaman vatan gitip organdan ki Navruz'un toyumu aldıramayın. Hani şu yerde yenge koşullardan icra kaldıramayın de. Bu yerde iş bilen çalgıp girişmeyen bu sekerek. Belki. Ve yine ana şun diye bir gastrol konsertlerini uyuşturuşingizde sizge küçük kuvvet, ometler talep kalamız. Ve yine savallarımızın aydın sizge yollaşta devam kılarakemiz. Navruz bana sizde kliplerinizi cüdeyen bir çıraylı, yarkın, bir-birlerini tekrarlamayı digen. O'zingizning qo'shiqlaringizga mos bir chiroyli. Ana shu qo'shiqlarning g'oyasini ko'proq kim tanlaydi, kimdan chiqadi? Endi bir odamdan chiqish qiyin, unchalik degani 3-4 odam bo'lib boshqa turamiz, o'tirib, masalan, klipchilarimiz, Davron Ava, Behzod Ava, Shezat bo'lsa, boshqa bo'lsa, gunglashib bir gün de iş ne olacak mıydı? Daha yerden gitmeyeceğimiz, yerden ise baramız. Hafta yürüyümüz bir ideyenin izinde. Şu üç dört adamdan çıkardı bir ideyenin üzü. Mesela bir adam mesela kayıtla başlığına aitadı. Bir adam ortasına aitadı. Bir adam da ahırımda tam etemiz dedi, başka dedi. Şu kayıtın içinde bir adamla ben sözü sanatçılarla bilirdik. 5-6 adam bu klip alışan bir ansat dersemez. Her bir icatkar ve muhlisleri İstanbul'dan minnettar çünkü bildiremiz. Ve hazır o'zingizga eng yoqqan bir klipingiz qaysi birisi? Bu tuproqni behuda bosmang. Ajdodlarimiz haqida aytilgan. Vatan to'g'risida, ajdodlarimiz to'g'risida aytilgan. Keling, ana shu qo'shiqni ham bir tarix haqida to'xtalib o'tsak, yaralish haqida. O'g'lim akamizni boshini oxirnadan uzun ideyasi qo'shiqman. Musaqan ki Nurmatova, şimdi bir ideya tarağımız. Her bir koşunu kubiletinde bir nime aitilsin. Ecdatlarımız, Elşen Navai, babamız, Emir Timur, Celaddin hep. Şiirini şairlere yazdırıp, 2-3 merte şiirini haklamayın, küngüle gidin çıkmağa. Mesela kılıp şu ekemmi ideyası da bu. Koş güzelim, klip güzelim, şu Taşkent'te paytakta barıp, abdiyemiz. Şu koşukur. Babalarımız üç aydılığa için bilinme yürekimden başlayacağı. Aman olayım. Demek aziz muhlisler, bu büyük vatan ajdatları, 60'daki babakarlarımız doğrusu da, küylengen vatan doğrusu da, küylengen çıraylı bir tarana sizge aynı dakikada takdim kılınadı. Merhaba. To'fonday toshmang bu siz ham ko'p alamlar yutgan bu tuproqni behuda bosmang bunda qancha daholar o'tgan ne buyuk simolar o'tgan Amur Temur sohib Qur'onim Mirali sher nazmi sultan Ziyalar ötken Mene büyük simalar ötken Bu tuprakını bir huda basmay Müzik
simalar ötken Ney ney bir simalar ötken Tapmak bulsak izazu kadır Anlamak şart vatan bu nedir? Vatan ota, vatan anadır Şeyh Necmüddin kübralar ötken Mene bir simalar ötken Bu tuprakını bir huda basmay İlm-u fende namı serbeler U kim bulsa şu yurt keferzer Umman artın sizgen danışmen Bir un edik pişvalar ötken Ne ne büyük simalar ötken Dostlar kança medhissengiz saz Tərifləşke söz bir saati az Xarəzmidən mərifət miras Uluq ibn sinalar ötkən Neyli büyük simalar ötkən Əmur timur saxıb Quranım Mürəli şir nəzmi sultanım Ziyalar ötken Ne ne büyük simalar ötken Bu tuprakını bir huda basmay Hakikatta şükran ayetişimiz gereği vatanımız bugün kündü deyen bir tinç asayişte Bunda tinçlik başka devletlerde bulması gerek Şükran ayetimiz bana şu tinçlikini saklap durgen insanlar giyen biz minnettarçiliklerden iskan kılamız ama musulları Navruz Sobirov bugungi kunda o'z muxlislarini yo'qotmaslik uchun nimalar qilyapti? Kelgusida qanday rejalarni tuzyapti? Kecha kunduz ijod. Ijod. Zaman to'ylarga borgandan shu nech qo'shlar o'ynab turibdilar, nech qo'sh ketib turibdi. Har kun shu bastakonlar bilan to'ydan chiqib nedasiz? Vaqtimiz bormi görüşəli, məsələn, üzərimizdə fikrimizi bildirib. Məsələn, adamlar yaşlar məni xoş keç tutdu, məni xoş tartıb tutdu. Orta yaşdakilər həm yaşlara məqadom stildə qoşuq gərək, başa gərək, həm oynaşı gərək. Şu sevişkəllərə yaxadan qoşuq. Çəlçə günlə cəsak boladı yaşlarını, başqa. Şıxılıb hər gün şu icad, hər gün. Şairlərə telefonumuz, neçə şiir var. 5-6 şairlər var. Hər qaçı üzərinə şiirini taşıdı, qaçı yaşı olsa alıb, yenə şu ideyəcə ağalarımız yana barıb, ola bilən müzikənin üstündə oturub, hazır 2-3 lop qaldı, Türkçə qoş həbbində uqanımızdan, şu üzərimiz yara tutubmuz, şu çazı mirətəm köp oturubdu, şu gecə gündüz icat, fəqat icat, şu müxlislərini tutub duruşumuzu qiyin oladı, aydadıq, çıxış ansal tutub duruş qiyin, dedik o, şu üçün. İcaddan çərçəmə gəlçəm. Rəhmət, rəhmət. Mənə məşğurlik qəndəyidir bir çoxqı desək, anış çoxqını hazır kükündə qaysı cəyəgə, qaysı nöqtəsəyə keldim deyə buyuruyorsunuz? İndi, mən bir nəzədət bilməyəm ama, səhələn, mən əldən də, mən ortada, mən əlxırda, o müqristən üzrə sənətkərə baxa bərədi. Sənətkərlə şey, nə deyimiz, bağdakı bir, mənə fikrim. Gül oxşad ama bağdakı, hər kim üzrünə gərəkini aladı. Hər xil sənətkarla bağ, məsələn, usta sənətkarla bağ, yaşla bağ, məsələn, makam aytadın sənətkarla bağ, makam, torka istirada sənətkarları bağ. Üçün xalq hər kim üzrünə gərəkini ala verədi.
xalq baho beradi. Sizni o'zingizni fikringizda keyin men sizga hozir muxlislarni fikrlarini eshitmoqchiman, chunki biz ko'cha-kuydan yana siz to'g'risida fikrlar olganmiz. Siz o'zingiz aynan qaysi nuqtasiga chiqdim deb o'ylaysiz? Shaxsiy fikrim endi san'atni bir boshimda yurtmizali biza ustoz san'atchilarni darajasiga yetinchamiz ko'p nalarimiz bor hali ko'p mashaqqatlarni o'tishimiz kerak hali yoshmiz kamchiligimiz ko'p xudo xohlasa endi shu harakat qilib turibmiz xohlasa mehnat qilib turibmiz bir nima bo'lib qolar aytmoqchisizki yana shu cho'qqini hali endigina ostiga keldim demoqchisiz omon bo'ling kamtarligingiz uchun ham mana shunaqa muxlislaringiz ko'p bo'lsa kerak do'stlaringiz ko'p bo'lsa kerak biz sizga aynan muxlislaringizdan kelgan fikrlarni ya'ni ko'cha kuyda sizga yig'ilgan fikrlarni tinglasak aynan oralarida savollari ham bor men savolim hayotda uch narsani inson qanchalik xohlamasa orqaga qaytarib bilmaydi ekan vaqt va imkoniyatni o'shani qaysi birini o'z vaqtida qo'lga kiritgansiz o'z vaqtida qo'lga kiritsa kechikkansiz va qo'ldan chiqargansiz mana hayotda uchta narsani orqaga qaytarib bo'lmaydi deydi vaqt baxt va imkoniyat siz qaysi birisini qo'lga kiritdingizu qaysi birisini orqaga qaytargan bo'lardingiz deyapti vaqtni qo'lga kiritdim vaqtni qaytargan bo'lardim orqa nima sababdan vaqtni orqaga qaytargan bo'lardingiz qaysi kamchiliklaringizni to'g'irlash uchun kamchilik emas masalan eng yaxshi damlarimni orqaga qaytarib boshimdan shuni yana boshimdan yashashni istagan bo'lar edim eng yaxshi damlar menimcha baxtni qo'lga kiritgan bo'lsangiz vaqtni to'xtatib qo'yish kerak orqaga qaytarmaslik kerak uni yo'q endi bir shirin damlar bor baribir orqada shularni qaytargan bo'lar edim albatta omon bo'ling bu muxlisangizni taniyapsizmi taniyman taniyman ashaddiy muxlislarimdan biri umidaxon salomat bo'lsin ko'p ko'plagan savollarni yo'llab qo'ydi ko'p ko'plagan tilaklarni bildirib qo'ydi umri uzoq bo'lsin ustoz deya ta'kidlagan insonlaringiz mana sobirovlar sulolasi judayam bir xorazm san'ati meros qo'shiqlaridan mohir ijrochilari sanalishadi ana shular qatorida sizdan da ana shu yo'nalishni kutishyapti ko'pchiliklar siz qachon ana shu yo'nalishga o'tmoqchisiz niyat bilmayman endi 40lardan o'tgandan keyinmi hozir birinchida yoshman to'g'ri kelmaydi mani ham unga qo'shiq eshitadi yoshda emasman o'zim ham sho'x qo'shiqlar yoqadi shuning uchun o'ylayman mani yoshimdagilar ham masalan sho'x qo'shiqlar yoqadi shuning uchun biza o'zimizga yoqqan stillar ko'proq estradani yaxshi ko'ramiz balkim yoshimiz o'tgandan keyin bizlar ham eshitadigan bo'lib qolarmiz eshitadigan shu suvara yo'nalishlarimda aytib qolarmiz hali xudo xohlasa niyat bor yoshimiz o'tgandan keyin lekin hozir emas salomat bo'ling lekin tayyorgarliklar allaqachon boshlangan bo'lsa kerak bor endi tayyorlanamiz to'ylar uchun nimalar uchun efir uchun emas hali efir uchun hali ertalab o'ylaymiz o'zlarimizni buni miyorini yetirib aytish kerak baribir aytganga ko'ra shu ustozlarimizga aytib aytsak hech bo'lmasa shulardan bir pog'ona fasilat aytib aytsak bir chiroyli bo'ladi endi sizga demak fikringiz estrada xonandasi bo'lish ko'proq yoqadi omon bo'ling endi bu yog'iga yana turkcha qo'shiqqa talablar tushsa nima qilasiz biza endi nov deymiz san'atkor xalq nov talab etsa shuni aytamiz baribir bizdan novni kutsalar muxlislar shu yo'nalishda aytaveramiz masalan bir qo'shig'imiz yoqsa xalqqa masalan shu stilda yana yaratamiz demak xalq shuni talab qilib turibdi san'atkor san'atkordan shuni kutadi xalq hozirgi kunda o'zingizni ijodingizdan mana shu xorazmcha o'zimizni milliy qo'shiqlarimizdan yaratayotgan qo'shiqlaringizdan qaysi birisi o'zingizga ma'qul va mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq qaysi birlari xalqqa yoqyapti birinchi yoqdi dim yoqdi muxlislar ko'p to'ylardan talablar tushdi shu qo'shiqni aytib
Mesela indi koşuş koşuş da açtı. Tohtat kalktığımızda yine şu koşup olsun hep bir adamla buldu. Ve bize yine şu Faruk dostumuza şu stilde yine koşu yarışını iltibas kıldık. Ve bize halka ne buldu, koşu yaratıp verdi. Vam şu İBİ'ye vay edin bir derecede alkış aldım Muhise Tamanın'la. Ve kalsa yine şu stilde yarışı nemez bu. Demek ki halka koşu şu stil akıt tuttu. Salomat bo'ling. Demek biz hozir qaysi bir taronani muxlislarga taqdim qilamiz? Na bo'ldi qo'shig'imiz. Na bo'ldi qo'shig'imiz. Marhamat, aziz muxlislar, siz sevgan, siz yoqtirgan ijodkordan sizni sevimli taronangiz. Muxlislaringizdan kelgan savollarga yana to'xtaladigan bo'lsak, shunday bir savol kelganki, qayta-qayta iltimos qilgan shu savolni aynan sizga berishligimizni. Agar sizni bir muxlisangiz shunchalik qattiq sevsa, xudo ko'rsatmasin, bu nimani hech kimga tilamaymiz, lekin u og'ir ahvolda bo'lsa, kunlarini sanoqli kunlarini yashayotgan bo'lsa, va ana shu kunlarda sizga sevgisini izhor qilish uchun sizni yoniga chorlasa, lekin sizda imkoniyat yo'q. Kunduz ishingiz bor, kechasi xizmatingiz bor, qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Endi bir sanoqli kunlari qolgan bo'lsa, masalan, jurni cho'zib bo'lmaydi. O'sha
3-4 gün kaldı tuan bolsa mesela başka işlere mesela toplatıp duruş mümkün ki toplatıp mesela bargan bol aradım gap sözünü eşitken bol aradım mesela benim şunu ondan da buluşum mümkün ki mesela o da göstermesin üzerimi şunu ondan da koyup duyan bol aradım mesela onu akıllı arzuyu şu boşu mümkün şu akıllı arzuyu hemen aşığı için bargan bol aradım kıyın dersemez ki mesela yarım saat bir saat barı gitmişim bargan bol aradım yanına unga qanday taskin bergan bo'lardingiz? Endi bilmayman. Chunki u sizni sevishini aytyapti. Men ham seni yaxshi ko'raman bu xizmatingda. Rahmat mana shunchalik hurmat qilganing uchun. Shunchalik yaxshi ko'rasan ekan, men ham seni hurmat qilib yoniga keldim. Shunday ham gap aytgan bo'lar edim masalan. Ya savollari bo'lsa javob bergan bo'lar edim. Aman bo'ling. Mana shu o'rinda aziz muxlislardan uzr so'rab qo'ymoqchiman. Bunday savollarni nimaga beryapti? Yuqorida ham balki ularga bir yoqmaydigan savollar bo'lishi mumkin, lekin men uzr so'rayman va hamisha ta'kidlab o'taman, men dastur boshlanishidan hech qanaqa savolni biz 8 TV ijodkorlari o'zimizdan qo'shmaymiz va muxlislardan kelgan savollarni biz ijodkorga, dastur mehmoniga havola qilamiz. Hozirgi berayotgan savollarimiz ham aynan muxlislardan kelgan savollar va ijodkor Abros Sobirov ularga javob bermoqda. Mana yana shunday savol borki, yaqinda farzandli bo'ldingiz, ota bo'ldingiz, umr bilan bergan bo'lsin. Bu farzandli bo'lganingiz ijodingizga ta'sir qilmadimi? Chunki bu otalik katta mashaqqat, katta bir mas'uliyat talab qiladi sizdan. Ijodingizga ta'sir qilmayaptimi? Yo'q. Farzandim, nodimiz masalan. Ma güch bag'ishida qayta, men hali xorib turgan vaqtlarimda baribir yosh bola. Hozir buni bir eng masala bo'lgan vaqti. Ham o'zi ota bo'lganlar hammasi biladi-ku masalan. Masalan, men uylanmagan bolalarga, hali farzandi bo'lmagan bolalarga men bu narsani tilab qolaman. Har bir insona oila qurish va shunday bir shirin-shirin farzandlari bo'lishini men Allohdan tilab qolaman. Bu boshqacha bir tuyg'u, uni bir til bilan tushuntirish qiyin. Har gün birga o'ynab, birga o'tiramiz. Har bir qiliqlar toza qiliq chiqaradi, boshqa. Mana bir kuch bag'ishlaydi qayta. Muxlislarim ham masalan Instagram'da bir iki resimini koyupman. Telerine yakşı yakşı yerlere yazıp Ulluk izi olsan, başka olsun. Şöyle mesela görebilirim de. Başkaca onun bir yaman dersi yok. Bir tesir kılmadı, icadıma da böyle bak. İsmini kendi niyet, kendi maksat bilen kim koydunuz? İsmini atanem koydu. Eken melek koyamız dedim, melek han koyduk. Melek. Melek. Bu melek. Farishta. Farishta ma'nosini bersa kerak. Haqiqatda farishtali bir ziynatli qiz bo'lsin, kun kelib bir baxtli kelin bo'lsin, yaxshi joylarga kelin bo'lishligini niyat qilamiz. Ularni ham to'ylarni birgalikda ko'rib o'tirmoqli, unda ham muxlislaringiz to'yxonani sig'maydigan darajada kelib tabriklab turmoqli nasib qilsin. Omon bo'linglar, uzoq bo'lsin. Mana yana ijoddan chetlashib shaxsiy hayotga yuzlanadigan bo'lsak, siz o'zingiz ham oldini ham futbolchi bo'lishni niyat qilgansiz, bugungi kunda ham aytyapsiz futbolga juda ham bir qiziqishingizni, hobbingiz futbol. Qaysi komandaga muxlislik qilasiz? Real Madrid. Nimagadir tushkun holatda siz futbol to'g'risida gapirganda nimagadir bir jo'shib qandaydir gapirmayapsiz. Endi 3-4 komanda bor. Shularga barayt qilamiz. Masalan, Portugaliya, Ispaniya, Braziliya, Belgiya. Shularga barayt qilaman. Nima uchun aynan 3-4 komanda? Endi orqasida o'zimga qadar futbolchilar bor. Masalan, ular o'ynash narsaga stili qadar, masalan. Shular uchun. Demak, har bitta komandani bitta ikkita o'yinchisi uchun tomosha qilasiz. Bir ikkisi bor.
Demak, siz aynan qaysi bir komandani chempion bo'lishni niyat qildingiz ko'p? Ko'proq Portugaliyani. Endi kayfiyatni sal ko'tarib qo'yamiz. Yoshligingizda birinchi bo'lib yodlagan she'ringiz esingizdami? Yodimda yo'q, lekin ishlab yodlaganim yodimda. Qanday yodlagansiz? Hozir eshik taqildi-da. Masalan, she'rning boshida shuning gap boradi, hozir degan gap boradi. Hozir nima eng qimmat? Zumrat bilan masalan she'r boradi. Shuqda shu boshchi odam tushmaydi-da she'rni. Keyin shuqda aytaradi. Yana ish taqildi, nima deysan? Nima deyman? Hozir deyman. Ha, boshqa she'rni deyaradi. Shunday yodlatganlar. Ish taqildi, hozir deysiz-ku. Hozir nima eng qimmat? Shunatib she'rni yodlaganman. Bog'cha paytingizda. Shuni bir maktabga boradigan vaqtlarim. Bog'cha bormaganman lekin. Nol avay barib yo'qlamiz. Bog'cha davrida ko'chada futbol o'ynagansiz. Dosh, sog'omon bo'ling albatta. Oxirgi yodlagan she'ringiz qaysi? Hozir. Hozirgi o'zim qo'shiqlarim yodlayman. She'r yodlasa uning vaqti yo'q. Shoy lazim bo'ladi. Oldin she'rni yodlasangiz kerak. Albatta, endi 3-4 marta shu musiqa bilan she'rga qarab qo'shiq aytgandan keyin o'zida yod olib ketadi. Yodlash ansat. O'tirib aynan she'r yodlamaysiz. Yo'q. Omon bo'ling. Aziz tomoshabin, siz bilan chiroyli suhbatda istaramiz yorqin yulduzli ijodkori Sobirovlar oilasini, sulolasini, yana bir taniqli ijodkor vakili Navro Sobirov bo'ldilar. Biz ularga yana bir kere sizlar nomlaringizdan omadlar tilab qolamiz va dasturni an'anaviy savollarga o'tsak, oldin ham berganmiz, endilikda yana fikrlar o'zgargan bo'lishi mumkin. San'atni noni qattiq qattiqli tomoni qanday, yaxshi tomoni qanday? Yuqorida aytib o'tdingiz, qattiqli tomoni ko'proq bo'ldi men uchun deb. Shu aytib o'tdim. Ko'p nimalar musibatlar tushdi boshima. Yaxshi boshima qaramasdan, aytganingiz yuzingiz eng ko'p tanqid qilinadigan san'atchisiz dedingiz. Fe'llari bor. Endi buncha ahamiyat bermayman to'g'risi. Kim nodabdi, palankaz dabdi, yaxshi. Bab o'tib ketadi. Bir oy o'tadi, bir haftadan keyin o'tib ketadi, shu o'tib ketadi, unutilib ketadi u gaplar. Buncha ahamiyat bermayman. Hazzati shu ijodni qilib, studiya qilib, shulardan ilhom olaman. Shu taraflarga yaxshi san'atni. Hamma narsani unutasiz. Masalan, studiyaga xush kelmoqqa kirgan vaqtdan hamma narsani unutib, tashvishlarni unutib, shuni unuttiradigan narsa san'at. Tashvishlarni hamma narsani unutib, klip tushgan vaqtdan faqat klipni o'ylab, undan tushamiz, bundan tushamiz. Kuch bag'ishlaydi. Zaten men bir klip tushsam, bir qo'shiq yaratsam, nastiranam yaxshi bo'ladi. Ijodni yaxshi taraflari shu. San'atni o'zi yaxshilik demoqchisiz. Endi mana dasturning nomi asl muxlis. Bu savolni eshitgansiz. Qanday siz uchun asl muxlis? Asl muxlis masalan shuning muxlislarimiz bor. Masalan, men ham eshitadi, boshqa san'atkorlar ham eshitadi. Nechki yaxshi qo'shiq chiqsa eshita beradi. Shuning san'atkorlar muxlislar bo'ladi, bir san'atkorni eshitadi. Shu bilan yotadi, shu bilan turadi. Masalan, kuna qo'shiqini ham eshitadi. Birovlar masalan o'zi shuning muxlislar bor, bir san'atkorni kuna qo'shiqini eshitmaydi. Tala qo'shiqlar chiqsa, shu baraddan disk chiqa, oxirgi chiqqan qo'shiqlarni tashladi deydi. Bir san'atkor oldi, shu muxlis bo'ladi. Har bir qo'shiqini yoldab boradi, masalan, shuning muxlislar bor. Masalan, shuning muxlislarimiz bor, bir xonadonni uzana 10-15 marta to'y qilib olganmiz. Shuning nima bor? Men shularni haqiqiy bir fanat, asl muxlislar shularni bilaman. Bir san'atkorni eshitadi u. Sanab bilasiz mana shu muxlislaringizni? Yo'q, sanab bo'lmaydi. Endi bir 3-4-si bilan yaqinman. Men bilan muxlis bo'lgandan keyin o'g'lon gullarni chaqiradilar, boshqa bo'ladi. Yaqin yo'qqanimizdan keyin men bu uyimda yaxshi gun bo'lsa ularni chaqiraman. Shuning bir yaqin bo'lgan muxlislarimiz bor. Endi ko'pchiligi uzoqda, boshqa nada, boshqa mamlakatlarda ishlab yuribdilar. Uning muxlislarimiz ham bor, asl fanat. Endi u balkim, bari men bilan uchrashmagan muxlislarim ham bordir, men bilmayman-ku endi. Sog'-salomat bo'ling. Mana shu muxlislaringiz ko'payaversin. Mana ijodni boshlaganingizdan beri qancha qo'shiqlarni ijro qilgansiz, yaratib qo'ygansiz. Mana shu qo'shiqlaringizni tinglab sizga har doim duo qiladigan muxlislaringiz ko'p bo'lsin.
Aziz tomoshabin, ta'kidlaganimizdek, Navro'z Sobirov aynan dasturda mehmon bo'ldilar. Demak, endi ijodkorimizni, san'atkorimizni o'z muxlislariga, vatandoshlarimizga tilaklari, istaklari, niyatlari. Rahmat aytaman. Bizni shunchalik qo'llab-quvvatlab turganlar uchun. Ammo xuylarda yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, bayramlar bo'lsin. Ustoz san'atkorlar, qalaversa yana bizga borib, xizmatda turish nasib qilsin, to'ylar bo'laversin. Asl muxlis ijodkorlarni ham omad tilayman, 8 ijodkorlarni ham omad tilayman. Shu ko'rsatuv ammo birinchi bo'lib yuraversin. Rahmat, sog' bo'ling. Qalbingizga rahmat. Aziz yurtdosh, xonadoningizga faiz baraka tilagan holda biz siz bilan xayrlashmaymiz, yana ko'rishguncha deb qolamiz. Omon bo'linglar. Har kun oqshom dushimda barkalab yuraverman. Bağla bağla koydunuz kü Bolsanız yer oyanda